Merhaba. 34. Föy'de Türkiye'nin işlevsel bölgeleri ve kalkınma projeleri konusunu işleyeceğiz. Türkiye'nin işlevsel bölgeleri. Yeryüzünü şekilsel özelliklerinden ötürü bir bütün halinde algılamak oldukça güçtür. Bunu gidermek için yeryüzü doğal unsurlara ya da insanın sosyal, kültürel ve ekonomik etkinliklerine göre türdeş özellikli mekanlar belirlenerek sınırlandırılmıştır. Yeryüzünün bu tür yaklaşımlarla bölümlere ayrılması bölge kavramını doğurmuştur. Bu nedenle genel anlamda bölgeyi sahip olduğu unsurlara göre sınırlandırılmış, genelde benzer özellikteki yeryüzü parçaları veya mekan birimleri şeklinde tanımlamak mümkündür. Buna göre bölgeler şekilsel yani formal bölgeler veya işlevsel fonksiyonel bölgeler olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Şekilsel bölgeler, doğal şekilsel bölgeler ve beşeri şekilsel bölgeler olmak üzere ikiye ayrılır. İşlevsel bölgeler ise işlevsel yönetim bölgeleri, işlevsel hizmet bölgeleri, işlevsel istatistik bölgeleri ve işlevsel plan proje bölgeleri olarak dört ana başlık altında toplanabilir. Bölge sahip olduğu unsurlara göre sınırlandırılmış, genelde benzer özellikteki yeryüzü parçalarına veya mekansal birimlere denir. Şekilsel bölge, somut veriler ışığında sınıflandırılmış bölgelere denir. Doğal şekilsel bölgeleri, yer şekilleri, iklim, toprak ve bitki örtüsü gibi unsurlara göre çizilir, belirlenir. Beşeri şekilsel bölgeler ise nüfus, tarım, yerleşme, sanayi gibi unsurlara göre şekillendirilir. İşlevsel bölge, ekonomik ve kültürel yönden yerel, bölgesel, ulusal ve küresel çapta diğer bölgelerle etkileşim gösteren bölgelere denir. Şekilsel bölgelerin özellikleri EİS 1. kitap 46. ve 47. föyde verilmiştir. Somut veriler ışığında sınıflandırılmış bölgelere şekilsel bölgeler denir. Şekilsel bölgeler toprak, su, tarım, hayvancılık, nüfus, yerleşme ve sanayi gibi hem doğal hem de beşeri unsurların ölçülüp sınıflandırıldığı alanlardır. Bu tür bölgelere doğal ve beşeri açıdan incelenerek ikiye ayrılır. Şekilsel bölgelerin ölçüm ve sınıflandırılmasının yer şekilleri, toprak ve iklim gibi doğal konulara göre belirlendiği bölgelere doğal şekilsel bölgeler, nüfus, tarım ve yerleşme gibi beşeri konulara göre belirlendiği bölgelere ise beşeri şekilsel bölgeler denir. İşlevsel bölgeler ekonomik ve kültürel yönden yerel, bölgesel, ulusal ve küresel çapta diğer bölgelerle etkileşim gösteren bölgelere denmektedir. Bu bölgelerin belirlenmesinde insan faaliyetlerinin doğal ortam içinde oluşturduğu sosyoekonomik ortam etkili olmuştur. Türkiye'de işlevsel bölgeler bir merkez etrafında toplanmıştır. Bu merkez çeşitli faaliyetlerin işleyişini kontrol eden ve düzenleyen bir odak noktası konumundadır. Merkezler arasındaki etkileşimin artmasına bağlı olarak bölgelerin işlevsellikleri de artabilir ya da azalabilir. Bu kriterlerle oluşturulan Türkiye'deki işlevsel bölgeleri de dört başlık altında incelemek mümkündür. Evet. Şimdi Türkiye'nin bölgesel kalkınma projelerine bir bakalım. Dünyada doğal kaynakların ve sermayenin dağılışının eşit olmayışı, sanayi devrimi ile birlikte ülkelerin ve bölgelerin ekonomik, siyasi, sosyokültürel yönden farklılıklarını daha da belirgin olmasına yol açmıştır. Kalkınma hızı düşük olan bölgelerin ekonomik sorunları ülkelerin genel olarak ekonomik politikalarını etkilemiştir. Bölgeler arasında gelişme farklılıkları
göç, çarpık kentleşme ile birlikte gecekonduların ortaya çıkmasına, altyapı ve çevrede sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Türkiye'de bölgeler arası ekonomik ve sosyal farklılıkları gidermek için bölgesel kalkınma çalışmaları başlatılmıştır. Ekonomik ve sosyal kalkınma için gerekli her türlü kaynağın, nüfus ve ekonomik faaliyetlerin ülkenin her yerinde dengeli dağılmasını hedeflemiştir. Bu amaçla ilk bölgesel kalkınma çalışmaları 1950'li yılların sonlarına doğru başlamış, potansiyel tespit edilen 16 bölgenin belirlenmesiyle çalışmalar başlamıştır. Daha sonra istenen gelişmelerin sağlanamaması sonucunda 6 büyük proje üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu projeler Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP, Doğu Anadolu Projesi, DAP, Doğu Karadeniz Projesi, DOKAP, Zonguldak-Bartın Karabük Projesi, ZBK, Konya Ovası Projesi, KOP ve Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi, YHGP olarak sayılabilir. Birincisi Güneydoğu Anadolu Projesi. Türkiye'nin en etkili, en büyük projesidir. Güneydoğu Anadolu Projesi 1970'lerde sadece sulama ve hidroelektrik enerji üretimi amaçlı bir proje olarak başlamıştır. 1989'da yasal dayanağına kavuşarak sosyoekonomik şartları iyileştirmeyi hedefleyen Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma projesini oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük yatırımlarından biri olarak değerlendirilen GAP, Fırat ve Dicle nehirlerinin aşağı kısımları ile bunlar arasında uzanan 74 bin kilometre kareden fazla bir alanı kapsamaktadır. Bu proje Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman ve Kilis illerinin tamamını veya belirli bir bölümünü içermektedir. GAP kapsamındaki illerin alan ve nüfus büyüklüğü Türkiye'nin %10,7'si civarındadır. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin amaçları. En başta sadece sulama ve enerji yatırımlarını amaçlayan proje ile sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerin sağlanması da hedeflenmektedir. Bu hedefler şunlardır. Ekonomik gelişimi artırarak GAP bölgesinin diğer bölgelerle gelir farklılıklarını azaltmak. Bölgede kır ve kent alanlarının altyapısını geliştirmek. Konut ihtiyacını karşılayıp mevcut konutları iyileştirmek. Ulaştırma hizmetlerinin yapılmasını sağlamak. Bölgedeki eğitim seviyesini yükseltmek. Kurumlar arasında eş güdümü sağlamak. Sanayi, maden, tarım, ormancılık, sağlık, kültür, turizm ve enerji alanlarında şartları iyileştirmek. GAP kapsamında Fırat Dicle Havzası'nda 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1,8 milyon hektarlık sulama sistemlerinin yapımı öngörülmüştür. Ayrıca 1,8 milyon hektarlık alanda sulama yatırımlarına yönelik planlar yapılmıştır. Projenin yılda 27 milyar kilowatt saat enerji üreteceği tahmin edilmektedir. GAP'ta tarım. GAP bölgesinde sanayi tarıma dayalıdır. Bu yüzden bölgenin tarıma dayalı sanayi kolları için büyük bir yatırım potansiyeli vardır. Bu bölgedeki kalkınma stratejisinin temelini var olan doğal kaynakları iyi ve verimli şekilde kullanılmasıyla bu bölgenin tarıma dayalı bir ihracat merkezi haline getirilmesi oluşturur. Güneydoğu Anadolu bölgesinin toplam arazi varlığının 7,5 milyon hektar, %43,6'sı bitkisel üretim, %29,4'ü çayır ve mera, %19,2'si orman ve fundalık arazisidir. Türkiye'de ortalama işletme büyüklüğü 61 dekar iken GAP alanı ortalama 104,8 dekar ile
Türkiye ortalamasının üzerindedir. Mevcut durumda GAP bölgesi %58 oranla Türkiye pamuk üretiminin yarıdan fazlasını karşılamakta olup ülke genelinde yetiştirilen bitkisel ürünlerden kırmızı mercimeğin %97,5'unu, Antep fıstığının %93,5'unu, arpanın %16'sını, durum buğdayının %52,1'ini ile mısırın %29,9'u yine GAP bölgesinden karşılanmaktadır. Bölgede sulama projesinin tamamlanmasıyla birlikte özellikle yaş, sebze ve meyve, endüstri bitkileri, pamuk, mısır, soya gibi üretiminde büyük artış beklenmektedir. Önümüzdeki süreçte GAP bölge kalkınma planında öngörülen ürün hedefine ulaşılması durumunda istihdamda büyük bir artış beklenmektedir. GAP'ta hayvancılık. GAP bölgesinde hayvancılık genellikle MERA'ya dayalı geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Türkiye'de mevcut sığır varlığının yaklaşık %7,3'ü, koyun varlığının %16,2'si, keçi varlığının %22,8'i GAP bölgesinde bulunmaktadır. Bölgede hayvancılığın ve yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi halinde gelecekte Türkiye'deki hayvansal ürünlere et, süt, yumurta olan talebin karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya devletleri gibi ticari bağlantıların olduğu bölgelere yapılacak ihracat ile Türkiye'ye önemli bir döviz girdisi sağlanacaktır. GAP'ta su ürünleri. Fırat Dicle Havzası'nda 2.235 kilometre uzunluğunda akarsu, 6.481 hektar doğal göl ve 129.987 hektar baraj gölü ile GAP bölgesi çok büyük bir su potansiyeline sahiptir. GAP bölgesinde barajların tamamlanması ile birlikte yaklaşık 198.473 hektar su yüzey alanı hedeflenmektedir. Bu potansiyel değerlendirildiğinde bölgenin su ürünleri üretim ve tüketim artış göstererek ve ulusal ekonomiye önemli bir katkı sağlanacaktır. GAP tamamlandığında yaklaşık 32.500 ton yıllık balık üretimi, 50 milyon dolar gelir ve 6.500 kişiye istihdam oluşturması mümkün olabilecektir. Mevcut durumda Türkiye'de iç sulardan elde edilen balığın avcılıkta %4,3'ü ve yetiştiricilikte %7,6'sı GAP bölgesinden sağlanmaktadır. GAP'ta sanayi. GAP bölgesinde tarıma dayalı sanayinin gelişmesi, diğer sanayi kollarının gelişmesine de ortam hazırlamıştır. GAP bölgesinde 2016 yılı sonu itibariyle 17 adet organize sanayi bölgesi tamamlanmıştır. Tamamlanan OSB'lerde, organize sanayi bölgelerinde 1845 firma üretime geçmiş ve 164.109 kişiye istihdam olanağı sağlanmıştır. GAP'ta sağlık. GAP'la birlikte bölgedeki sağlık hizmetleri de gelişme göstermiştir. Sağlık Bakanlığı hizmet kalitesinin yükselmesi için ilgili diğer sektörlerle sürekli işbirliği halindedir. Böylece bölge halkına iyi şartlarda hizmet verebilmek adına gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Bölgede eskiye göre hastane sayısı artmış ve var olanların yanında yüksek kapasiteli yeni hastaneler inşa edilmiştir. 2008-2013 yılları arasında kamu hastanelerinde 3.643, Adıyaman Üniversitesi bünyesinde 200 ve Dicle Üniversitesi bünyesinde 395 adet hasta yatağı kapasitesi oluşturulmuş, toplamda 4.238 adet yatak hizmete sunulmuştur. Hastanelerde yatak sayısı 2007 yılında 9.980 iken 2015'te 17.492'ye yükselmiş, planlanan hedef yakalanmıştır.
Evet, ikinci proje bölgemiz Doğu Karadeniz projesi. DOKAP diye baş harflerini kısaltıyoruz. Türkiye yüz ölçümünün %6,2'sini kapsayan Doğu Karadeniz projesi, yüz ölçümü 48.256 kilometre büyüklüğünde 9 ili içine alır. DOKAP'ta yer alan iller Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illeridir. Doğu Karadeniz projesinin amaçları bölgenin sosyo-kültürel gelişmesini sağlamak, ekonomik yapıyı güçlendirmek, ulaşım ve iletişim hizmetlerini güçlendirmek, kıyı kesimde ürün çeşitliliğini artırmak, başta yaylacılık olmak üzere turizm faaliyetlerini geliştirmek, doğal kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak. Dokap bölgesi önemli bir orman varlığına sahiptir. Bölgenin yaklaşık %37'si ormanlarla kaplıdır. Var olan ormanlardan yakılacak odun ve orman endüstrisi için gerekli olan ham maddeler elde edilir. Bu durum bölgeye önemli bir ekonomik kazanç sağlar. Dokap bölgesi balıkçılık faaliyetleri açısından hem denizde hem de kara içi sularda önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgedeki yer şekilleri sanayi ve tarım faaliyetlerini sınırlandırdığından yöre halkı için balıkçılık önemli bir ekonomik faaliyettir. Deniz ürünleri avcılığı ile yapılan üretimde ilk sırayı %40,7'lik oran ile Dokap bölgesi almıştır. Evet, üçüncü proje bölgesi Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamında yer alan Yeşilırmak Havzası 519 kilometre uzunluktadır. Bu havza alan büyüklüğü ile Türkiye'deki 25 akarsu havzası arasında 3. sırada yer alır. Proje Yeşilırmak Havzası'nda yer alan Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerini kapsar. Yeşilırmak Havzası gelişim projesinin amaçları Yeşilırmak ve kollarında var olan kirlilik alanlarını tespit edip önlemek, proje alanında erozyonla mücadele etmek için çalışmalar yapmak, akış rejimini düzenleyici çalışmalar yapmak, proje bölgesinde ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmayı sağlamak için çalışmalar yapmak, bunun için ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde olmak. Yeşilırmak Havzası'nda coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanılarak çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar havzada yer alan illerin uydu görüntüleri, yol güzergahları ve yerleşim yerleri, idari sınırlar, su kaynakları, toprak, eğim, bakı, güneşlenme süresi ve meteoroloji verileri bulunmaktadır. Böylece elde edilen bu veriler analiz edilerek gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Proje kapsamında il merkezinin ve ilçelerin güçlü ve zayıf noktaları tespit edilerek bu alanların kalkınması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Evet. Dördüncüsü Doğu Anadolu Projesi, DAP. Doğu Anadolu Projesi kapsamında Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van ve Sivas illeri bulunmaktadır. Bölge ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Ancak tarım sektörünün verimliliği düşüktür. Tarım alanlarının miras yoluyla küçülüp çok parçalı bir yapı arz etmesi, elverişsiz iklim koşulları ve engebeli yer şekilleri nedeniyle kış aylarında ulaşım hizmetlerinin aksaması, kırsal kesimin pazar ekonomisiyle bütünleşmemesi verimliliğin düşük olmasında etkilidir. Amaçları gıda, tarım, hayvancılık sektöründe verimlilik ve katma değeri artırmak, kişi başına düşen geliri artırıp bölgeler arasındaki ekonomik farklılıkları azaltmak, bölge dışına göçü azaltmak ve göçlere bağlı olarak gelişen sorunları en aza indirmek, kırsal ve kentsel alanlarda bölge halkının refah seviyesini yükseltmek,
altyapı, kentleşme ve çevre koruma sorunlarını gidermek. Bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması kapsamında ekonomiyi canlandırmak temel hedefler arasındadır. Bölgenin coğrafi yapısına bağlı olarak yer şekillerinin engebeli olması ve zorlu iklim koşulları çalışmaları daha çok tarım ve hayvancılık üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Büyükbaş hayvancılıkta Türkiye'de birinci sırada yer alan DAB bölgesinde Erzurum ve Kars, TÜİK 2016 istatistiklerine göre 500 bin tondan fazla sütün toplandığı iller arasındadır. Evet, bir diğer proje bölgesi Konya Ovaları Projesi, KOP. KOP bölgesi Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat illerinden oluşmaktadır. 1985 yılında başlayan bölgedeki çalışmalarla DSİ yatırımlarını da içine alarak gerçekleştirilen sulama projesine KOP adı verilmiştir. KOP, 1 milyon 100 bin hektar tarım arazisine sulanacağı 14 adet sulama, 3 adet içme suyu, 1 adet enerji projesi olmak üzere toplam 18 adet projeden oluşmaktadır. KOP bölgesi ilk çağlardan günümüze kadar geçen süreçte önemli bir sosyal ve ekonomik merkez olmuştur. Bölgedeki projenin hayata geçmesiyle su isteği fazla olan tarım ürünlerinin üretimi artmış ve buna bağlı olarak tarıma dayalı sanayinin gelişimi ivme kazanmıştır. Bu gelişmeler bölge halkının ekonomik ve sosyo-kültürel yönden gelişmesini desteklemiştir. Projenin amaçları tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlayarak sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak, bölge içi bölge ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak, yenilikçi bir yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü geliştirmek, bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek, bölge halkının refah düzeyini yükseltmek sayılabilir. Ve sonuncu proje bölgesi Zonguldak-Bartın Karabük Projesi, ZBK. Zonguldak-Bartın Karabük Projesi, kömüre ve çeliğe dayalı sanayiye olan bağımlılığı azaltarak yeni iş sahaları oluşturmak için hazırlanan projedir. Projeyi kapsayan iller taş kömürü ve yeraltı kaynakları bakımından zengindir. Buna bağlı olarak demir çelik sanayisi gelişmiştir. Bölgenin en büyük ekonomik faaliyeti demir çelik sanayisi ve madenciliktir. Ancak madencilikte yaşanan sorunlar nedeniyle bu sektörde istihdam oranlarında düşüşler yaşanmaktadır. Zonguldak-Bartın Karabük projesinin amaçları bölgede özelleştirilen veya küçülme kararı alan bazı sanayi ve madencilik kuruluşlarındaki değişimlerin sonucunda ortaya çıkacak ekonomik ve sosyal sonuçları belirlemek. Yeni iş imkanları oluşturularak bölge dışına göçün önüne geçmek, imalat sanayi ve hizmetler sektöründe yeni istihdam alanları oluşturmak, özel sektörün yeni faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak ve yatırım alternatiflerini belirlemek. Bölgenin ağırlıklı ekonomik yapısını teşkil eden tarım ve ormancılık faaliyetlerinde verimliliği artırmak, bölge için orta ve uzun dönemli bölgesel gelişme planı hazırlamak, gelecek dönemlerde bölgede yapılabilecek yatırım alanlarını tanımlamak. 2000 senesinde madenciliğin tüm sektörler içindeki payı %49 iken bu oran 2013 senesinde %33'e gerilemiştir. Madencilik sektöründe uzun süredir var olan fakat son yıllarda iyice ortaya çıkan sıkıntının aksine demir çelik ve buna bağlı yan sanayi ürünleri sektörünün bölge ekonomisi içindeki payı giderek artmaktadır.
son yıllarda daha hızlı gelişim gösteren bu sektör, bölge için büyük bir umut teşkil eden hale gelmiştir. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2012 yılında bölge ihracatının yaklaşık %70'ini çelik ihracatı oluşturmaktadır. Baskın olan bu iki sektör haricinde mobilya ve orman ürünleri ile enerji sektörlerinin de bölge ekonomisi içindeki payları artmaya başlamıştır. TÜİK verilerine göre 2010 yılında bölgedeki sektörlerin gayri safi katma değer içindeki payları içinde tarım sektörünün payı %5,8'dir. Bölgedeki tarımsal faaliyetlerin az olmasında yer şekillerinin engebeli oluşunun, makineli tarımın engellemesi ve tarım alanlarının parçalı bir yapıya sahip olması etkilidir. Bölgede tarım dışında kırsal kesimdeki kalkınmayı sağlayacak bir diğer sektör de turizmdir. Büyük bir bölümü ormanlık alanların oluşturduğu bölge, doğa turizmine katkı sağlayacak pek çok özelliği bünyesinde bulundurur. Küre Dağları Milli Parkı ve Yenice Ormanları bu alanlara en önemli örnektir. Bölge, doğa turizmi yanında deniz, kültür ve kongre turizmi için de önemli potansiyele sahiptir. UNESCO Dünya Miras Kenti kapsamında yer alan Safranbolu ve Amasra turizm açısından marka olma potansiyeline sahiptir. Evet, işlevsel yönetim bölgeleri. Devletin ülkeyi kolayca yönetmesi, hizmetlerin yurt geneline ulaşımının sağlanması, denetim için yasaların dikkate alınmasıyla ayrılan bölümlere göre yönetilen bölgelere işlevsel yönetim bölgeleri denir. Evet, işlevsel yönetim bölgeleri iki ana başlık altında toplayabiliriz. Yerel yönetimler ve merkeze bağlı yönetimler. Yerel yönetimler belediye ve muhtarlık olarak ikiye ayrılabilir. Belediyeler büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri ve belde belediyeleri olarak dört gruptur. Merkeze bağlı yönetimler valilik ve kaymakamlıklar olarak iki çeşittir. Valilikler büyük şehirlerin ve illerin valilikleri bulunmaktadır. Kaymakamlıklar ise ilçelerin kaymakamlıkları bulunmaktadır. Evet, işlevsel hizmet bölgeleri. Hizmet sektörü içinde yer alan yönetim bölgeleri sağlık, eğitim, pazarlama, ticaret, güvenlik, barınma, eğlence, ulaştırma, iletişim, rekreasyon, turizm faaliyetleriyle ilgili olarak belirlenen işlevsel bölgelerdir. Hizmetlerin yurt geneline yayılışını sağlamak ve denetimini yapmak için yasalara bağlı olarak oluşturulan devlet kurumları, Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifler Birliği bulunmaktadır. Hizmetlerin yönetim kurumlarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meteorolojik verileri ve bilimsel araştırmalar ışığında en güvenilir şekilde sunan bir kurumdur. Karayolları Genel Müdürlüğü, 18 bölge müdürlüğü ile ülkemizdeki karayolları ağını tespit etmek ve bu ağdaki değişiklikleri hazırlamak gibi hizmetler verirken, bir başka kurum olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 26 bölge müdürlüğü ile ülkemizdeki bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, merkezi yönetim bütçesine tabi, özel bütçeli, yatırımcı bir kuruluştur.
İşlemsel istatistik bölgeleri. Düzenli ve güvenilir bir biçimde tutulan istatistikler, ülkelerin gelişip kalkınabilmesi için yapılan planlamalarda önemli bir role sahiptir. İstatistiki verilerin kaynağını oluşturan coğrafi alanlar ve bilimsel araştırmalar ışığında devlet tarafından istatistiki bölgeler oluşturulur. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı hakkında her türlü veriyi elde etme görevini üstlenir. TÜİK, istatistik bölge birimleri sınıflandırmasını, istatistik verilerin toplanmasını, bölgelere özel sosyoekonomik çözümlerin yapılması ve bölgesel politikaların sınırlarının çizilmesini sistematik bir şekilde yapar. Ayrıca elde edilen verilerin Avrupa Birliği bölgesel istatistik sistemine uygun, karşılaştırmaya müsait ve tüm ülkeyi kapsayan bir yapıya sahip olması hedeflenmiştir. 22 Eylül 2002 tarihli 4720 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemi adıyla yürürlüğe konan istatistik bölge birimleri sınıflandırmasında ileri her bir düzey 3'e düzey 3 olarak adlandırılmıştır. Coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan birbirine benzeyen komşu iller ise ekonomik etki alanları ve nüfus miktarları baz alınarak düzey 2 ve düzey 1 olarak sınıflandırılmıştır. Evet, bu açıdan bakıldığında haritada düzey 1 bölgeleri 12 bölgeden oluşmaktadır. İstanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu, Orta Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere 12 bölgeden oluşmaktadır. Düzey 2 ise 26 alt bölgeden oluşur. Birinci bölge İstanbul alt bölgesi, ikincisi Tekirdağ alt bölgesi, Balıkesir alt bölgesi, İzmir alt bölgesi, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin alt bölgesinden oluşmaktadır. İkinci grup bu. Üçüncü grup ise düzey 3 grubu 81 ilden oluşmaktadır. Bütün illerimiz birer bölge olarak kabul edilmektedir. Evet, ödev testine geçiyoruz. Türkiye'de bölgeler ve iller arasındaki kalkınma düzeyi farklıdır. Devlet bu farklılığı azaltmak ve önlemek amacıyla kalkınma düzeyinin düşük olduğu bölge ve illerde yatırım yapılacak iş insanlarına kolaylık sağlamaktadır. Buna göre bir iş insanı haritada numaralandırılmış yörelerden hangisine yatırım yaparsa devletin sağladığı kolaylıklardan yararlanamaz. Devlet batı bölgelerinde yatırıma teşvik yapmamaktadır. Bu nedenle 4 numarada bölge teşvik alamaz. Doğru cevap D seçeneğidir. DAP'ın kapsadığı iller arasında yukarıda verilenlerden hangileri yer almaz? DAP'ta Gaziantep ve Batman bulunmaz. Van ve Malatya yer alır. Doğu Anadolu projesi. Dolayısıyla cevap 2 ve 3C seçeneği olacaktır. GAP'ın amaçları arasında verilen durumlardan hangileri yer almaz? Sulamalı tarımın yaygınlaştırılması bulunur. İş imkanlarının artması bulunur. Nadas alanlarının genişletilmesi değil, tam tersi daraltılması hedeflenir. Nadas
cazip bir unsur değildir. Neden? 2 yılda bir ürün alıyorsun. Halbuki Nadas sulama sorunu çözülürse aynı toprakta her yıl tarım yapabilirsin, her yıl ürün alabilirsin. Eğer sıcaklık koşulları da güzelse, yeterli ise 1 yılda 2 ürün alınır. Dolayısıyla 2 yılda 4 ürüne çıkar. Yani 2 yılda 1 ürün yerine 2 yılda 4 ürün. Dolayısıyla 4 kattan da aslında daha fazla bir şekilde verim artışı gerçekleşmiş olur. Yeşilırmak Havzası gelişim projesi içinde aşağıdaki illerden hangisi yer almaz? Samsun yer alır, Amasya yer alır, Çorum, Tokat bu 4 il proje bölgesindedir. Ordu ise proje bölgesinde değildir. Doğru cevap A seçeneğidir. Zonguldak Bartın Karabük projesinin yapılma amaçları arasında hangileri yer almaz? Yeni iş imkanları oluşturmak vardır. Özel sektöre yeni yatırım alanları açmak var. Turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek ve geliştirmek yer almamaktadır. Doğru cevap B seçeneğidir. Yukarıdaki olumsuzluklar aşağıdaki projelerden hangisinin yapılmasını sağlamıştır? Yer şekillerinin engebeli olması, ulaşım ağının gelişmemiş olması, işsizliğin fazla olması, fındık, çay, balıkçılıktan elde edilen gelirin düşük olması. Zaten anahtar kelime bu. Çay başka nerede yetişir? Sadece Doğu Karadeniz'de. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. İşlevsel yönetim bölgeleri, yerel yönetimler ve merkeze bağlı yönetimler olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi merkeze bağlı yönetimler arasında yer almaz? Belediyeler merkeze bağlı yönetimler değildir. Valilik, il, kaymakamlık ve ilçe merkeze bağlı yönetimlerdir. Aşağıda Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge haritasındaki 2. Bölge Müdürlüğü'nde yer alan iller gösterilmiştir. Harita incelendiğinde aşağıdaki illerden hangisinin 2. Bölge Müdürlüğü'nde yer aldığı söylenemez. Bakın Muğla bu bölgenin dışında yer alıyor tamamı. Doğru cevap D seçeneğidir. Bölgesel kalkınma projesi haritası verilmiş. Buna göre ve işlevsel istatistik bölge haritası verilmiş. Aşağıdaki tabloda Ayşe ve Ömer'in bulunduğu illerin bölgesel kalkınma projesine ve işlevsel istatistik bölgelerine göre yer aldığı bölgeler verilmiştir. Evet, Ayşe'ninki Doğu Karadeniz projesi bölgesinde ve işlevsel bölgeye göre de Kuzeydoğu Anadolu'da. Dolayısıyla bu şehir Bayburt olabilir. Ömer'inki ise Doğu Anadolu projesi bölgesinde ve ama Orta Anadolu işlevsel bölgeye göre de Orta Anadolu'da bulunuyor. Bu şehirde Sivas olabilir. Doğru cevap C seçeneğidir.